Evet, önemli temaslar. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Amerika Birleşik Devletleri'nde kritik temaslar devam ediyor. En son Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü Hakan Fidan. Bu kritik ziyaretin detaylarını gazeteci Metehan Demir'le konuşalım. Öncelikle bir günaydın diyelim. Metehan Demir'e hoş geldin. Metehan Demir yayınımıza. Günaydın, iyi pazarlar. Herkese selamlar, saygılar. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi önemli, kritik bir ziyaret var. Hem masadaki konular Türkiye ve Amerika ilişkilerinin gündemi, hem de tabii ki Hakan Fidan'ın söylediği kadarıyla en önemli gündem maddemiz Gazze diyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında konuşulanlarda Antony Blinken'ın ekibinin birlikte söyledikleri önemli. Diyor ki top Hamas'ta. Nasıl bir sonuç beklemek gerekiyor? Şimdi bugün ayın 9'u, yani 2 gün içinde Ramazan başlamadan bunun açıklanması gerekiyor. Bu konuda kuvvetli bir beklenti var. Ben son anda bir sadece Ramazan ayına özel bir ateşkes gibi bir durum Amerika tarafından inisiyatif alınarak açıklanabileceğini düşünüyorum. O da şu: Amerika çünkü kendisine yönelen tepkilerden dolayı bir şeyler yapmak istiyor. Ve bu nedenle de inisiyatifi ele alarak İsrail'de biraz daha arkaya da iterek, yani İsrail zaten hiçbir şey yapmıyor. Bu üzerine yönelen tepkileri azaltmak amacı bazı adımları atabilmesi ihtimal. Hamas'ı o konuda ikna etmeye çalışıyorlar ama Hamas yani ikna edilmeyen, uzlaşmayan taraf gibi gösteriliyor. Aslında farklı şeyleri de var. Yani Hamas'ın başka insan istekleri de var. Gazze halkına yönelik. O konuda adımlar atılmıyor ve başka pazarlıkların içine giriliyor. Bu arada Refah bölgesinde hala oradaki masumların bombalanması, zorla sürdükleri yerlerden devam ediyor. Dün çok trajik bir şey gerçekleşti biliyorsunuz. Havadan Amerikan yardımları paraşütlerle atılıyor. Açılmayan paraşütler insanları öldürdü. Üzerlerine düştü o büyük kutular, şeyler, paletler. Yani o nedenle gaf üzerine gaf ve acı üzerine acı bu bölgede yaşanmaya devam ediyor. Hakan Fidan'ın temasları da bu çerçevede işte bunları netleştirmek. Büyük ihtimalle yani Hakan Fidan ya Amerika'dayken ya da dönmesi civarında bu Ramazan ayı ile ilgili inisiyatif ele alınacak. Ama tabii öyle bir algı operasyonu yönetiliyor ki Amerika ve İsrail ve Batı tarafından, yani Ramazan ayının sonrasında kalıcı hiçbir adım atılmayacak. Yani sadece Ramazan ayında atılan adımlar insanları şükreden bir hale getiriyorlar. Asıl amaç kalıcı ateşkesin sağlanması, belli bir seviyeye getirilmesi. Ama bu konuda bir adımın olmayacağı maalesef görülüyor. Şimdi Metehan, aslında değindiğin konu hem çok acı hem de gerçekten çok trajik. Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı ülkeler de var, hani havadan yardım göndermeye çalışan. Şimdi 21. yüzyılda bu kadar büyük acılar içerisinde havadan yardım yapılmaya çalışılması gerçekten büyük bir trajedi ve büyük bir acı. Olayın bu noktaya gelmesi de gerçekten, çünkü hani Biden diyor ki insani yardım pazarlık meselesi değildir, pazarlık meselesi yapılamaz, yapılamaz ama hala havadan maalesef yardım yapılma durumunda bırakılıyor insanlar. Şimdi bakın, bu görüntüler yani gerçekten o kadar enteresan görüntüler ki, insanı gerçekten böyle 100 sene önceye falan götürüyor, 2. Dünya Savaşı zamanına götürüyor. Çok büyük acı. Tabii Sayın Fidan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki temasının ilk maddesinin Gazze olması önemli. Blinken'ın top Hamas'ta demesi önemli. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında bir anlaşmazlık daha oluşmuş durumda gibi gözüküyor. Stratejik mekanizma toplantısı da yapıldı iki ülke arasında. Ne anlama geliyor bu stratejik mekanizma toplantısı, Metehan? Bu 2021 yılında yine bir zirve sırasında tesis edilmiş, biliyorsun. Aslında Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında en üst düzeyde Washington'da ya da Ankara'da bir resmi temas ya da ziyaret gerçekleşmedi. En üst düzeyde Cumhurbaşkanı, devlet başkanı seviyesinde. O nedenle bu stratejik mekanizma yürümesi gereken süreçlerin işletilmesi adına Dışişleri Bakanları seviyesinde oluşturulmuş bir iyi niyet mekanizması gibi değerlendirilebilir. Ama burada mevcut sorunların konuşulması aslında ağırlıklı olarak bu
F-35 işte katlı yaptırımları sonrasında 2019'da karşımıza gelen katlı yaptırımları sonrasında ilişkilerin tekrar normalizasyonu için atılmış adımlardı. İçinde ticari başlıkların konuşulması vardı, yaşanan bazı diğer problemlerin işte F-16'lı sonradan buna eklendi. 7 ya da 8 toplantı yapıldı ama bunu stratejik mekanizma toplantısından bu ziyareti Hakan Fidan ayrı görmek gerekiyor. O biraz rutin olarak tanımlanmış ve çok da sonuç alınamamış bir toplantılar diziniydi. Şimdi bu ziyareti bundan bir önceki ziyaret olan, yani çok kısa süre öncesinde gerçekleşen MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın ziyaretiyle eklemlendirmek ve birlikte aynı çerçevede değerlendirmek lazım. Aslında Ankara'da çok bilinen bir çalışma olduğu hep konuşulurdu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir Washington ziyareti bir ara gündeme geldi. Yani Şubat ortası ya da Mart ortası gibi ama Türkiye'de malum yaklaşan yerel seçimler gündemi çerçevesinde Cumhurbaşkanı'nın mitinglere işte 50'den fazla ile gitmesi, orada konuşmalar yapması, yoğun programı onu farklı bir düzleme oturttu. Öte yandan Amerika'da yaklaşan seçimler de gündemde. Yani yıl sonunda hala işte Biden, Trump, o işte Trump'ın önde olduğu, kimin nasıl aday olacağı bir sürü şey tartışılıyor. Bu çerçevede bunu Sayın Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinin bir modellemesi olarak da Hakan Fidan ziyaretini değerlendirebiliriz. Ben yakın dönemde ki Sayın Hakan Fidan'ın açıklamanın satır aralarında da gördüm onu. Bir ekonomik üst düzeyde ziyaretin de gerçekleşebileceğini görmek sürpriz olmayacaktı. Yani istihbarat, diplomasi, dış politika ve ekonomi konularının bir araya getirildiği, Cumhurbaşkanı ziyaretinin genişletilmiş modellemesi gibi bir ziyaretler dizini Washington'a anladığım kadarıyla gerçekleşiyor. Anthony Blinken'ın da bir süre önce Türkiye'ye gelmesi de aslında hani bölge turu anlamında değerlendiriliyordu ama oradaki görüşmeler. Bir süre önce yine Victoria Nuland, Dışişleri Bakan Yardımcısının Ankara'ya ziyaretinin gerçekleşmesi bir şeylerin döndüğünü gösteriyor. Amerika ile Türkiye'nin çok bahar havasında beyaz sayfa açtığı gibi iddialı ifadeler bence çok aceleci olur ama bir kompartıman diplomasisi gibi sorunların belli aralıklarla, farklı zamanlarla ayrı ayrı ele alınarak doğru noktalardan yola çıkılması gibi durum söz konusu. Ama bu görüşmelerde açıklamaların haricinde de çok farklı başlıkların ele alındığını söylemek mümkündür. Evet, çok farklı başlıklar ele alındı diyorsun. Bunlardan bir tanesi işte YPG'ye verilen destek Türkiye için risk oluşturuyor dendi Sayın Hakan Fidan tarafından. İşte FETÖ meselesi, F-16'lar, F-35'ler Türkiye ve Amerika arasında çok uzun zamandan beri süregelen anlaşmazlıklar var. Bu ziyarette mesafe kat edilir mi bu anlaşmazlıklarla ilgili Metehan? Yani edilmez bence. Bu konularda bir mesafe kat edilmez. Şu an kat edilen, yani bir de bir şey açıkça konuşalım Oyuntel. Yani Türkiye, İsveç'in NATO üyeliği, 32. üyelik işte artık herkesin İsveç, Amerika falan muradına herhalde 32. üye resmen NATO'da oldu. Katılım gerçekleşti. Ama şunu söyleyeyim. Eğer İsveç'in NATO üyeliği meselesinde Amerika sıkışmasaydı, NATO sıkışmasaydı Türkiye'nin F-16'ları alış konusu bu kadar kolay ve kongreden Olmaz diyorsun. sorunsuz geçmezdi. Bunu hiç eğip bükmeden açıkça söylemek lazım. Şimdi ardından hatta F-35'te olur mu olmaz mı tartışmaları falan var. Konu bu kadar ileride gelmezdi. Türkiye bu süreci bu şekilde kullanılması gerektiğini biliyordu. Yani herkes F-16'larla İsveç'in NATO üyeliğinin ne alakası var gibi açıklamalar yapsa da ne kadar alakalı olduğunu Amerikan Kongresi'ndeki muazzam uyumlu sürecin yaşanmasından, tırnak içinde uyumlu yani kinayeli söylüyorum, gördük. Ve bir gün sonrasında derecelendirme kredi kuruluşlarından Türkiye'nin ekonomisinin ne kadar iyi olduğuna dair açıklamaların gelmesi, yine bir bankamızla ilgili dava sürecinin ne kadar hızlı bir şekilde olumlu adımlar atılabileceğini hissettirilmesi gibi durumlar aslında ekonominin içinde siyasi olarak siyaset mekanizmasının ne kadar belirleyici olduğunu, ülke arasındaki politikada, diplomasi ne kadar belirleyici olduğunu da gösterdi. Yani bunlar bizim Türk-Amerikan ilişkilerini anlamamız açısından da, aslında diğer ülkelerle ilişkileri anlamamız açısından da çok çarpıcı bir süreci getirdi. Ama Hakan Fidan tabii MİT Başkanlığı döneminden Türk-Amerikan ilişkilerine çok hakim.
Türk-Amerika Tabii. ilişkilerindeki sorunlarda terörle mücadelenin ana başlıklarının derinliklerine çok hakim olduğu için karşılarına hani şu cümleyi artık bizim medya olarak geçmemiz lazım. İşte Hakan Fidan Amerika'ya terörle ilgili dosya sundu. Yani Amerika'da ki yapılan görüşmelerde Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere verilen terör dosyaları şu an Amerika'da kütüphane olmuştur. Yani o kadar fazla dosya sunuldu ki. O nedenle dosya sunulmadı. Bu konularda Türkiye ile Amerika ilişkilerinin gelişmesi için bunların belirleyici parametre olduğu bir kere daha hatırlatıldı. Yoksa hani kırmızı dosya, iki çanta bilmem ne falan onları artık çoktan Amerika bizden daha iyi biliyor. Hatta Tabii. 2-3 gün evvel dışlarının yine Suriye'de ve Irak'ta PKK, PYD, YPG eksenli Amerika'nın verdiği destekle ilgili protesto açıklamaları da oldu. Ama dediğim gibi işte bir kompartıman diploması çerçevesinde Türkiye bunları yürütmeye çalışıyor. Uyarılarını ve duruşunu bozmayarak. Şimdi Türkiye'nin istekleri net, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki amaçları, Sağ olun. istekleri net. O açıdan yani hani senin de dediğin gibi masadaki problemlerin böyle hemen 2-3 dosyayla çözülecek durumu yok. Bunlar diplomatik görüşmeler, bunlar olmak zorunda ülkelerin işbirliklerinin sürmesi açısından ya da en azından anlaşılamayan noktaların daha derinleşmemesi açısından, ilişkilerin daha gerilmemesi açısından bunun yapılması gerekiyor. Ama 3 kere gittin, 5 kere geldinle çözülecek konular gibi gözükmüyor masadaki konular en azından. Şimdi tabii Finlandiya'nın konusuna gelirsek, İsveç NATO ülkesi oldu, NATO üyesi oldu ve NATO üyesi olmasının ardından Finlandiya Rusya tehdidinden bahsetti ve artık Rusya tarafından dost olarak görülmeyen İsveç'in tehdit altında olabileceği uyarısında bulundu. Bir taraftan Zelenski Türkiye'ye geldi. İkinci defa Türkiye'ye geliyor Zelenski'nin Erdoğan'la görüşmesi. Savaşın başından bu yana ikinci görüşmesini gerçekleştiriyor. Bölgede tansiyonda yine bir artış olabilir mi acaba bütün bu gelişmelerle birlikte? Oyun öyle. Şimdi açıklamalar o kadar çok geliyor ki. Almanya'da bir bakan çıkıyor, 3. Dünya Savaşı olabilir, hazırlık yapalım diyor. İngiltere'de başkası bir şey söylüyor. Çeşitli yerlerde. Yani bu bir algı yönetimi mi? Yoksa bu Finlandiya'nın İsveç'e uyarısı da dahil olmak üzere bu konuda bir psikolojik harbin bir parçası mı yapılıyoruz? Bir şey oluyor mu bilmiyorum. Ama Finlandiya ve İsveç en başından beri aslında bakıldığı zaman haber arşivlerine, oradaki analizlere falan çok da NATO'ya girmeyi isteyen ülkeler değildi. Hatta Aynen neden öyle. girmememiz gerektiği yönünde tartışmalar falan olurdu. Yani çok enteresan bir şekilde Amerika istedi diye bunlar 31 ve 32. üye olarak NATO'ya dahil oldular. Ve kendilerini bir anda bunun içinde buldular. Yani kimse onları aslında baktığınızda böyle kendilerini çok arzu ve istekli girmediği konusunda herkes hemfikirdir. Şimdi bu açıklamaları ben görüyorum. Her hafta birkaç tane açıklama geliyor. İşte geçen farklı istihbarat ve psikolojik savaş mücadeleleri de hissediyorum. Mesela geçen bir galiba İngiliz gazetesindeydi. İşte Rusya'nın bazı istihbarat belgeleri çalınmış. İstihbarat belgeleri çalınmış. O istihbarat belgelerinde Rusya'nın Çin'e karşı tatbikat planladığı, yaptığı, Çin'in işgalinden korktuğu, güvensizlik olduğu falan. Ne olacak? İşte bir şey kırmaya çalışıyorlar. Çin ile Rusya yakın, birbirler arasında güvensizlik yaratalım. Çünkü böyle bir haber çıktığı zaman ne yapar Rusya? Bu bilgiler varsa bizden kim sızır diye herkes birbirinden şüphelenir. Ya da Çin der ki bunlar benimle ilgili böyle bir şey mi düşünüyor? Belki var ya da yok. Ama bunlar hep bir psikolojik harbin unsurları olarak da haberlerde kullanılabilen şeyler gibi geliyor. Şimdi bu uyarılar, o onu uyarıyor, bu bunu uyarıyor. Putin işte akıllı davranmaları konusunda uyarıyor. Yani ben büyük bir şimdi benden İzmir'de bir toplantıydım Ege İhracatçılar Birliği'nde. Orada da 3. Dünya Savaşı olur mu diye. Çünkü kamuoyunda bu algının yaratılması da kritik noktada. Vallahi ben bu büyük ülkelerin savaş konusundaki açıklamalarını çok marjlı karşılıyorum. Burada biz esas bu tartışmalara bakarken vekalet savaşlarının bir parçası olarak bu bir ateş çemberinin ortasında hiçbir şekilde hiçbir oyunun parçası olmamaya dikkat etmemiz lazım. Yani cambaza bak türündeki her tür tuzağın bir şekilde Türkiye içine çekebileceğinden de endişeleniyorum. Çünkü sorunların merkezi bu bölgede. Orta Doğu'da, Yakın Asya'da, yani Kafkaslar'da hep bu sorunlar. Rusya, Ukrayna ekseninde, Gazze, İsrail ekseninde. Yani buralara bakıldığı zaman Türkiye tam bunun merkezinde olduğu için Türkiye'nin çok ama çok dikkatli olması lazım. Bu uyarıların hepsinin
bizim kaşlarımızı kaldırmamıza neden olması kanaatindeyim. Ben bu uyarılar var. Rusya'nın bu saatten sonra hani işte geçen de gördüm, şimdi de buraya saldıracak. Geçen Polonya mesela dedi bizi işgal edebilirler diye. Yani bunlar çok akılla mantıklı olacak şeyler değil. Rusya da belki bu işten çıkmak istiyor ama Putin kendi istediği şartlarla bu işten çıkmak istiyor. Fakat eğri oturup doğru konuşmak gerekirse Rusya-Ukrayna savaşının bir kazananı varsa burada akıl oyununu oynayan Amerika Birleşik Devletleri'dir. Çünkü Rusya zayıfladı. Ukrayna tamamen kendisine neredeyse bağlandı. Batıyı zayıflattı, kırılganlığı arttırdı, silah satışlarını yükseltti. Batı'nın silah stoklarını belli bir seviyeye indirdi. Almanya atacak roketimiz kalmadı diye açıklama yapıyor. Çin'i Hindistan'ı bir yerde tutmaya çalışıyor. Uluslararası enerji fiyatlarına bakıyor. Yani burada yaratıcı kaos teorisinin Amerika tarafından Rusya-Ukrayna savaşında ne kadar başarıyla yönetildiğini de maalesef görüyoruz. Şimdi bir taraftan da yabancı haber ajanslarına bakıyorum. Türkiye'deki zaten haber ajanslarının hemen hemen hepsi Erdoğan Zelenski'nin buluşmasından bahsediyor. Yabancı ajanslar bunu nasıl görmüş gibisinden bakıyorum. Tabii özellikle batılı ajansların her zaman için Ukrayna'ya desteği var. Epey de ciddi bir yer bulmuş durumda. Ama Oyluntaylı çok özür dilerim. Desteği şöyle, yani Ukrayna belli bir uzlaşma ya da belli bir orta noktada buluşmaya başladığı anda bile aman bırakma sonuna kadar savaş, çatışmanın devam etmesi lazım desteği bu, yani gaza getirme desteği. Tabii ki yani çünkü işte o kaostan beslenen pek çok ülke var. O kaosun bitmesi pek çok ülkenin işine gelmeyecektir. Uzun vadede elbette ki herkese dönüp dolaşıp bir şekilde acı verecektir ama kısa vadede böyle bir şey gözükmüyor en azından. Şimdi tabii Zelenski ve Erdoğan'ın görüşmesi son derece önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir taraftan Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri var. Önümüzdeki günlerde Putin gelecekti. Fakat ertelendi. Muhtemelen önümüzdeki günlerde bir Soçi görüşmesi bekleyebiliriz. Böyle bir açıklama gelebilir. Şimdi Rusya nasıl izliyor Zelenski'nin bu ziyaretini ve hani Türkiye-Rusya ilişkileri ne şekilde evrilir? Türkiye çünkü Rusya'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne tam desteğini her zaman ve koşulsuz yineliyor. Dün de yineledi, Evet. doğru. Tabii burada asıl ana nokta oyunculuğu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dün işaret ettiği gibi Türkiye, Ukrayna ve Rusya'yı daha önceki Antalya'daki örneğinde olduğu gibi bir barış zirvesinde bir araya getirmeye çalışıyor. Rusya ve Ukrayna. Dün de bu çağrıyı Sayın Cumhurbaşkanı yineledi. Putin'le bu konuda Putin'in ekibiyle, Kremlin'le Ankara Dışişleri Bakanlığımız düzenli olarak görüşüyor. Nasıl bir altyapı kurulabilir diye. Ama bunun ötesinde Karadeniz'de ticaretin tekrar eski haline döndürülmesi, yaralara sarılması adına tahıl koridorunun tekrar gündeme getirilmesi, seyri sefer güvenliği için de bunun işlerliğinin kazandırılması gibi konular var. Türkiye bunları hani bari barış olmuyor, bir an evvel bir sulh gelmiyor ama bunları hayata geçireyim diye tahıl koridorunu, seyri sefer güvenliği, Karadeniz ticaretinin hareketliliğinin altyapısını kurmaya çalışıyor. Bu noktadan bakıldığında bugün biliyorsun yani ilk tahıl koridoru oturduğunda sonra Rusya bunu iptal etti. İşte bu tahıldaki işte gönderilenler doğru ülkelere gitmiyor, ihtiyacı olan, aciliyeti olan ülkelere gitmiyor diye ya da başka sebeplerle. Sonra bu havada kaldı. Türkiye bunun için uğraştı ama bir şekilde yürümedi. Şimdi Türkiye bunu hayata geçirmek istiyor. 33 milyon ton tahılın o tahıl koridoruyla aslında transferi sağlanmıştı. Türkiye bunu tekrar yapılabileceğini istiyor, düşünüyor. Ben garantiler veririm diyor. Burada limanlarda kontrol ederim diyor. Ki çok titizlikle yaklaşılmıştı ta Hulusi Akar'ın Savunma Bakanı döneminden bu yana. Ama bugün gelinen noktada maalesef bu konu işletilemiyor. Türkiye öncelikle buna bakacak, sonra ona. Ama Rusya bunları çok endişeyle izlemiyor. Çünkü Rusya ile de koordine edilen süreçler bunlar. Çünkü Rusya'ya da haber veriyor. Bak Zelenski'ye bunu konuştuk, sen de böyle gel diye. Putin meselesi şöyle bir hassasiyet var. Onu özellikle naçizane değerli izleyicilerimize arz edelim. O da şu. Putin'in yurt dışına ziyaret etmesi, özellikle bu aralar biliyorsun Moskova'da darbe girişiminde bile bulunuldu. Wagner olayını hatırlayalım. Pek güvenlik açısından uygun bulunmuyor. Yani Moskova'yı bırakmasın, tercihen uzun ve yurt dışını içeren uçuşlara girmesin. Çünkü çok
karanlık olaylar da olabiliyor Rusya'da. Tabii. Putin'in can güvenliği ve güvenlik sistematiğinin korunabilmesi adına Kremlin'in çok yurt çekmesi tavsiye edilmiyor. Buna Türkiye'de dahil, her yerde dahil, nereye giderse gitsin. O açıdan bu iş Soçi'ye dönebilir. Bu iş Putin'in ziyaretinin her an bir bakmışsınız bir sabah Putin gelmiş haberiyle karşılaşmamıza da dönebilir. Güvenlik ilişkisi tarih verilmiyor. Evet. Çünkü Putin'i dünyada izleyen bir sürü yabancı servis de var. Büyük risk hayatı açısından. Yani bunu görebiliriz ama Türkiye Putin'le de görüşecek. Türkiye'nin Putin'le görüşmesini Türkiye'nin Amerika ile görüşmesi olarak da değerlendirebiliriz. Çünkü Türkiye Amerika ile görüşmelerinde de Rusya ile olan özel ilişkileri çerçevesinde sürecin yürütülmesi adına da destek olmaya başlıyor. Bu konuları da gündeme getiriyor. Ama deminki soruna dönersek dünya giderek daha istikrarsız bir hale geliyor. Dikkat edersen bir şey konuşmuştuk aylar önce. Artık dünyada başlayan krizler, başlayan savaşlar, büyük sorunlar bitmiyor ve diğeri onlara eklenerek ve her soruna, krize alışarak yolumuza devam ediyoruz. Rusya-Ukrayna savaşta gördüğüm kadarıyla alışılmış gri alan kriz modunda bir yerlerde ki Putin'in gelmesi şu açıdan da çok önemli. Uzunca bir süreden beri Türk ihracatçısı, Türk iş insanları Rusya'yla yapanlar Amerika'nın baskıları yüzünden Rusya'yla SWIFT engellemesi para transferi anlamında parasını alamaz konumda. Türkiye bu konuda da Dışişleri Bakanı da ayrı bir mekanizma işletiyor. Çünkü çok ciddi bir Rusya-Ukrayna savaşından dolayı Türk iş dünyasında parasını alamamak kaynaklı bir mağduriyet var. Metehan, geçtiğimiz günlerde seninle, geçtiğimiz haftalarda daha doğrusu Navalny'nin hayatını kaybetmesiyle ilgili epey bir konuşmuştuk. Navalny hayatını kaybettikten haftalar sonra cenaze töreni gerçekleşti Navalny'nin. Bilmiyorum takip edebildin mi? Gördüm, açık evet. Bir kasketle işte halka gösterildi, takipçilerine evet, gösterildi. Eşi benim arkamdan gelin artık gibi bir açıklama yaptı. Bundan sonra Navalny'nin yerine eşi mi geçecek büyük bir soru işareti. Bir de yine yabancı ajanslardan takip ettiğim kadarıyla avukatı da, Navalny'nin avukatı da tutuklanmış. Böyle bir bilgi var mı sende de? Detayı var mı en azından? Bunu ben tabii yani teyit etme imkanımız mümkün değil Rusya genelinde ama o haberi ben de gördüm. Ajansların iddiası olarak ortaya atılmıştı. Şimdi artık eşi mi gelir, ölüm tabii bir başka karakter mi çıkar? Aslında Rusya'da ciddi bir muhalefet var ama ciddi bir baskı da var karşılarında. O açıdan bir önce tabii Rusya'da seçim de olacak. Putin'in seçimini de göreceğiz. Büyük ihtimalle tabii ki seçilecek. Ondan sonraki tablo Putin'in nasıl bir kadro kuracağı, nasıl bir algısının yerleşeceğine bağlı olarak değişir. Çünkü hani klasik bir laf vardır. Kartlar yeniden dağıtılacak diye. Putin zaten sürekli desteği elinde tutup kartları dağıttığı için karşı taraf bu kartları dağıttıktan sonra nasıl pozisyonlanacak onu hep birlikte göreceğiz. Ama şu an ben seçimlerin beklenmesi ve sürecin biraz daha takip edilmesi kanaatindeyim. Evet, kamu düzenini ihlalden Dubkov, kamu düzenini ihlalden avukatı. Evet, avukatı da kamu düzenini ihlalden gözaltına alındı. Sonrasında tutuklama haberini göremiyorum ama bir gözaltı süreci söz konusu. Bunu da dile getirebiliriz izleyicilerimize. Şimdi normalde seninle artık son 20 küsur gün kaldı yerel seçimlere. Yerel seçimlerden bahsediyoruz. Bahsetmeyi de istiyoruz. Fakat bu o kadar önemli bir ziyaretti ki Metehan, bu konuda senin görüşlerini, yorumlarını almak istedik. Yurt dışına da epey hakimsin. Son olarak söylemek istediğin bir şey var mı? Bizlerle paylaşmak istediğin. Yok yani tabii seçimle ilgili süreç giderek kızışıyor. Tartışmalar var. Partilerin diğer partilerle, adayların diğer adaylarla ve kendi işlerinde partilerin sorunlar çıkmaya başladı. Artık kazas belasız. Türkiye öncelikle huzurlu bir seçime gitsin ama çok büyük çekişme var. Tam tahmin ettiğimiz gibi bazı bölgelerdeki dengeler hassasiyetini koruyor. Herkese başarılar diliyorum. Ben tüm, en başta da bağımsızlar da dahil olmak üzere. Çünkü kimse onlardan bahsetmiyor. Yani bağımsız adaylara da. Bazen biz medya olarak en güçlülerden bahsediyoruz doğal olarak. Ama herkesin bu seçimde bir şeyler yapmak için girdiğini aslında unutmamak ve saygı duymak lazım. Biz de adaylarımızla zaman zaman bir araya geliyoruz Metehan. Adaylarımızı yakından tanımak da son derece önemli. Bazılarını yakinen tanıyoruz. Bazıları hali hazırda zaten yönetici olarak
konumlarını sürdürüyorlar. Bazılarını yeni tanıyoruz. Ama tanımak, projelere kulak vermek, o ilçeler için, o iller için neler yapabileceklerini bilmek adayların önemli. Çok teşekkür ediyoruz sana bu cumartesi günü de bizimle birlikte olduğun için. Sağ olasın.